TRT Haber ekranlarından iyi günler. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çok önemli, çok değerli bir ismi ağırlıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıyeroğlu. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkürler. Hem 1 Mayıs'ı konuşacağız ama dün çok önemli bir paket açıklandı. Bakanlar Kurulu sonrası Sayın Başbakan tarafından müjde paketi. Evet. Onu da detaylandıralım istiyorum ama öncelikle 1 Mayıs'a başlayalım isterseniz. Şu ana kadar bir bayram havasında kutlanıyor tüm yurttan gelen haberler o şekilde. Bazı yerlerde ufak çaplı olaylar yaşansa da. Neler söyleyeceksiniz 1 Mayıs dolayısıyla? Evet, çok teşekkür ediyorum. Ayağım tozuyla geldim. Evet, hoş geldiniz. Dün Özbekistan'daydık. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat ettik. Gerçekten ülkemiz açısından çok gurur verici anlara şahitlik ettik. Bu anlamda 5 milyar dolara çıkaracağız karşılıklı ticaret hacmimizi. Biz de Çalışma Bakanlığı olarak bir anlaşma imzaladık. Ülkemize imzaladığımız 25 anlaşmanın da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün tabii çok önemli. Ülkemizin kalkınmasında, gelişmesinde alın teriyle büyük emeği olan çalışanlarımızın günü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Ben öncelikle tüm 81 ilimizde ülkemiz için katma değer sağlamak için, hizmet üretmek için var gücüyle çalışan tüm emekçilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın hepsinin gününü tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. 16 senedir biz çalışanlarımız için var gücümüze elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Bundan sonra da inşallah gerek çalışma koşulları, gerek çalışma şartları, talepleri, beklentileri, ihtiyaçları her konuda yine bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Türkiye bu sendikal örgütlenmede de aslında belli bir aşama kaydetti bu süreçte. Evet. Bugün 81 ilimizde sendikalarımızın, emek örgütlerimizin koordinasyonunda gerçekten bayram havasında geçiyor. Takip ettik biz de yakından. Türk İş Hatay'daydı. Çok anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Hak İş Konfederasyonu Adana'da, Memur Sen Kocaeli'nde programlarını tamamladılar. Ve şu anda Maltepe'de DİSK ve birlikte hareket etmiş olduğu sivil toplum örgütleriyle birlikte yine bir bayram havasında 1 Mayıs'ı coşkuyla kutluyoruz. Uzun yıllardır özlemini, hasretini duyduğumuz ama son yıllarda da tabii bu konuda önemli aşama kaydettik biliyorsunuz. Geçmiş dönemlerde bazı tartışmalar etrafında ve yaşanmasını arzu etmediğimiz görüntülerle 1 Mayıs'ı hep anıyorduk, yaşıyorduk. Hep taksim tartışması. Gerçekten bayram havasında işçilerimize, emekçilerimize yaraşır şekilde kutlanmış olmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizde 16 yıldır her alanda büyük devrim yaşandı. Ama çalışma hayatı alanında gerçekten çok ciddi hem mevzuat anlamında hem uygulama anlamında düzenlemelerimiz oldu. Hem işçilerimizle ilgili hem memurlarımızla alakalı olarak çok kapsamlı düzenlemeler yaptık. Başta iş kanunu, işçilerimizin geçmiş dönemde 2821 ve 22 diye iki ayrı sendikal mevzuatı vardı. Hem sendikalar kanunu hem toplu sözleşme mevzuatı ayrıydı. Bunu tek bir mevzuat haline getirdik. Diğer taraftan kadın çalışanlarımızla ilgili çok önemli düzenlemelerimiz oldu. Doğumla bağlantılı olmak üzere çalışma hayatını, girişlerini kolaylaştırıcı nitelikte. Yine engelli kardeşlerimizin çalışma hayatında aktif ve verimli şekilde yer almaları ile ilgili düzenlemelerimiz oldu. Kamu çalışanlarımızla alakalı devrim niteliğinde düzenlemeler yaptık. Geçmişte biliyorsunuz sendikal olarak örgütlenme hakkına sahiplerdi ama bir toplu sözleşme imkanı söz konusu değildi. 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz anayasa değişikliğiyle kamu çalışanlarımız açısından da bir yeni bir süreci başlattık ve bundan böyle 2010'dan itibaren ve 4. döneminde imzaladık. Ben göreve geldiğimde Ağustos ayında da ilk başladığım faaliyet olmuştu biliyorsunuz. Artık toplu sözleşme ve atlama imkanına kamu çalışanlarımız da sahipler. Bunun dışında ücretlerden tutun, mevzuat anlamında, iç yönetmelikler anlamında gerçekten ücretler dışında diğer yan sosyal haklar anlamında da çok ciddi düzenlemelerimiz söz konusu oldu. 16 yıllık iktidarımız döneminde. Peki şimdi yeni adımlar da var. Dünkü pakete geçelim isterseniz. Dün evet. Sayın Başbakan açıkladı. Bir ekonomi paketi, müjde paketi, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler var. Aslında madde madde de sormak istiyorum size ama genel itibariyle sizden biraz ayrıntı da almaya çalışalım. Biraz bahseder misiniz efendim paketle ilgili? Ne kadar zamandır üzerinde çalışılıyordu? Paketle ilgili çok uzun süredir çalıştığımızı söyleyebilirim.
Aslında bizim toplantılarımızı, katıldığımız programları takip eden basın emekçisi arkadaşlarımız biliyorlar. Her defasında daha çalışmalarımız var. Önemli konularda mutfak çalışmalarımızı sürdürüyoruz diye sürekli vurgularım söz konusu oluyordu. O anlamda Maliye Bakanlığı ile birlikte, Sağlık Bakanlığımızla birlikte, Çalışma Bakanlığı olarak her konuyla alakalı, biliyorsunuz bir ayağımız bizim Sosyal Güvenlik ve Sağlık Bakanlığı ile çok yakın bir çalışma içerisindeyiz. Diğer çalışanlarımızla ilgili konularda da Maliye Bakanlığımızla çok yakın bir çalışma içerisindeyiz. Bu anlamda çalışmalarımızın bir kısmını tamamladık. Biliyorsunuz taşeron düzenlemesi özellikle içinden geçtiğimiz dönemde zorlu, uzun, meşakkatli bir süreçti ama 900 bin kişiye aşan rakamlara şu anda ulaşmış durumdayız. Bu anlamda sürecin hayırla tamamlandığını ifade etmem gerekiyor. Bu önemliydi. Bu süreçte birlikte yine biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız da, ben de siyasette, genel merkezde çok uzunca yıllar çalıştım. Ondan gördüğümüz bazı alışkanlıklar bizlere de geçmiş durumda. Ben de sahada anket çalışması çok sık yaptıran bir bakanlık dönemi yaşadım aslında. İşçilerimize, emeklilerimize, kadınlarımıza, gençlerimize, bütün işkurdan hizmet alan bütün kursiyerlerimize sürekli olarak anketlerimiz oldu. Bu adımlar anketlerin sonucu. Oradan çıkan geri bildirimler, vatandaşlarımızın bizden ihtiyaçlarını, beklentilerini iyi analiz etmemiz gerekiyor. Biz AK Parti siyasetçileri olarak sürekli de sahada olan milletvekillerimiz, bakanlarımız, başbakanımız, cumhurbaşkanımız sürekli olarak sahadayız. Vatandaşlarımızla da sürekli olarak bir aradayız. Her söylenen şey bizim için kıymetli ve değerli. Bunların hepsi bizim masamızdaydı. Bu anlamda emeklilerimizle alakalı da aslında geçmiş dönemlerde kamuoyuna da yansıdı. Bizim toplu sözleşme masamızda önemli bir gündem maddesiydi. Bayram ikramiyeleri konusu, memur senliği yürütmüş olduğumuz, kamu görevlileri yürütmüş olduğumuz tüm konfederasyonlarımızdan da gelen bir görüştü. O günden itibaren de gündemimizde sürekli olarak oldu. Mart ayında kamu personel danışma kurulu toplantısı yaptık memur senle. Bu toplantıyı yapmadan önce de aslında basına bazı sızmalar olmuş bakanlığımızdan ve sürekli olarak bayram ikramiyelerinin gündem olduğuna dair haberler de çıkmıştı. Aslında yeni bir çalışma değil. Sayın Başbakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın emeklilerimizle ilgili bir çalışmayla ilgili talimatları çok önceden olmuştu. Bununla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Diğer taraftan esnaf ziyaretleri sürekli olarak yaptığımız bir çalışma. Burada da esnaflarımızdan gelen bazı geri bildirimler vardı. Yine bakanlığımızın rutin olarak yürüttüğü faaliyetlerden genel sağlık sigortası ile ilgili yürüttüğümüz süreçler vardı. Bununla ilgili sürecimizle alakalı 30 Nisan'da biliyorsunuz bir borçların tekrardan silinip yeniden yapılandırması ile ilgili bir süreci yürütüyorduk. Bu bağlamda 30 Mart son tarihti. 30 Mart'tan sonra vatandaşlarımızın bu sürece dahil olmayan, gelir testi yaptırmayan ve borçlarını yapılandırmayan vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili bir mağduriyet yaşaması durumu söz konusuydu. Bununla ilgili de hazırlıklarımızı yürütüyorduk. Yani ana muhalefetin dediği gibi böyle hızlıca, alelacele, telaşla hazırlanmış bir paket değil. Her aşaması çok uzun mutfak çalışması yapılmıştır bakanlığımızda, bakanlıkları arasında, toplantılarda ve Sayın Başbakanımızın açıklamadığı başka konularımız da vardır paketin içerisinde. Mesela? Ana hatlarıyla kendisi dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklandı. En önemli şey tabii şu anda emeklilerimize hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda yapmış olacağımız 1000 TL'lik bayram ikramiyesi. Bu konuda gerçekten büyük bir beklenti vardı. Ana Muhalefet Partisi kendi projesi olduğu ile ilgili iddialar ortaya koyuyor ama az önce de ifade ettim. Bizim toplu sözleşme masamızın ana gündem konularından bir tanesiydi bu konu. Biliyorsunuz kamu görevlileriyle yaptığımız toplu sözleşmelerde hem kamu görevlilerimiz hem de kamu görevlilerimizin emeklileriyle alakalı maaş düzenlemelerini de gerçekleştiriyoruz. Sosyal konuları da bağlıyoruz. Bu bağlamda orada bu konuyu sonuçlandırma imkanımız olmamıştı ama gündemimize alacağımızı ve bu konuda çalışacağımızı karar vermiştik. Ben hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabii kapsamı çok geniş bir düzenleme. Dosya bazlı olarak biz ele aldık bu konuyu. 11.5 milyon dosya üzerinden bu ikramiyeleri vereceğiz. Ve bu bağlamda da toplamda 12.3 milyon emeklimiz bu paketten faydalanmış sadece olacak. Sadece emekliler mi efendim? Sadece emeklilerimiz değil. SSK, Bağkur, emekli sandığı emeklilerimiz
Bu haktan her 3 yapı içerisindeki emeklilerimiz faydalanacaklar. Diğer taraftan şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bu haktan faydalanacaklar. Yine vazife ve harp malulü olan er ve erbaşlarımız bu haktan faydalanacaklar. Emekli olan geçici köy korucularımız bu haktan faydalanacaklar. Şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcularımız, Kore, Kıbrıs, İstiklal Savaşı gazilerimiz ve terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan sivil vatandaşlarımız da bu haktan faydalanmış aslında olacaklar. Aslında bayağı geniş bir sadece emekliler diye. Geniş kapsamlı diye olarak düzenlemiş durumdayız. Yine tabii bu dosya bazlı olacağı için ölüm aylığı alan dul ve yetim ana babalarımız var. Bunlar da kendilerine sosyal güvenlik kapsamında bağlanan şeyler var, baremler var yüzde olarak. O yüzdelerle paralel olarak bu haktan o oranda faydalanmış olacaklar. Onu da ifade edeyim. Yine iş ve meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik aylığı alanlar da o aylık alma oranlarıyla paralel olarak bu haktan faydalanmış olacaklar. 12.3 milyon kişiyi inşallah bu haktan faydalandırmış olacağız. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabii emeklilerimizin yine bekledikleri önemli bir düzenleme vardı. Biliyorsunuz 2015 yılında biz emekli olup ticari faaliyetlerini sürdürenlerden 2015 yılına kadar ilk önce %15'ti, sonra %10'a indirmiştik ve sonra da sıfırladığımız bir sosyal destek primimiz vardı. Sıfırladıktan sonra geçmiş döneme ait olarak emeklilerimizin borçları duruyordu sistemimizde. Tabii bununla ilgili yeniden yapılandırmadan faydalananlar, ödemeye çalışanlar, uzlaşma mekanizmalarımıza başvuranlar vardı. Ama bu paketimizin içerisinde biz bu geçmişe ait olan yaklaşık 300 bin emeklimiz var bu kapsamda da. Onların geçmişe ait olan bu sosyal destek primlerini de silmiş olacağız inşallah. Önümüzdeki dönemde meclise gelecek paketimiz içerisinde bu çalışmamız da var. Tabii gençler bizim için çok önemli diyoruz. Gençlerle ilgili hem istihdam paketimizde de çok güçlü düzenlemelerimiz oldu. Gençlerin girişimciliğini destekliyoruz. Özellikle bir senden bir benden teşvikimizde 18-29 yaş arasındaki gençlerimizin esnaflarımızın yanında istihdamı ile ilgili ilk defa bir ücret de vermeye başladığımız teşvik uygulamasını yapmıştık. Buradaki amacımız biliyorsunuz esnaflık, zanaatkarlık, bu bağlamda ahilik de kültürümüz bu gençlerimize biz aşılanması gerektiğini inanıyoruz. Gençlerimizin iş kurma imkanlarını güçlendirmek istiyoruz. O yüzden ilk önce esnafımızın yanında başlatıp sonrasında da kendi ayakları üzerinde kendi işlerini kurmalarıyla alakalı bir süreci başlatma amaç ve hedefindeydik. Bunu destekleyici nitelikte geçmiş dönemde yine yaptığımız bir düzenlememiz vardı. Yeni iş kuran gençlerimizin 3 sene boyunca vergileriyle ilgili bir desteğimiz vardı. Buna yeni bir halka ekliyoruz. Bir yıl boyunca da 18-29 yaşındaki gençlerimiz iş yeri kurduklarında bir yıl boyunca sosyal güvenlik primlerini devlet olarak biz karşılamış olacağız önümüzdeki dönemde inşallah. Yine bağ kurulularımızın sağlıktan faydalanmalarıyla alakalı olarak 2015 yılında yine hayata geçirdiğimiz bir düzenlememiz vardı. Tabii sağlık konusunu asla maliyet unsuru olarak görmüyoruz. Bu bağlamda acil haller, hamilelik, hamilelikten sonra doğum yaptıktan sonra 8 haftaya kadar olan süreler, trafik kazası geçirildiğinde, iş ve meslek hastalığı ile karşı karşıya kalındığında veya ağır bir tedavisi güç olan hastalıklarla ilgili, bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir süreç olduğu zaman bu kişilerin borcu da olsa biz sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamıştık zaten gerçekleştirdiğimiz genel sağlık sigortası reformumuzla birlikte. Ancak Bağkur borçlarımız 2015 yılında bir dondurma imkanı getirmiştik. Bu dondurma sebebiyle normal sağlık hizmetlerinden geçmişte bir gün bile borcu olsalar biliyorsunuz faydalanamıyorlardı ama yine AK Parti iktidarda bunu 60 güne kadar çıkarmıştık. Belli bir oranın altındaki borçlarda da sağlıkla faydalanabiliyorlardı. Tabii 18 yaşından küçük çocukları faydalanabiliyordu. Ancak yine de bazı sıkıntılar vardı. Yine bu sağlıktan yararlanmayla alakalı olarak sıkıntılarını gidermeyle alakalı da yeni bir süreci başlatmış oluyoruz. Hem yapılandırma imkanı getiriyoruz.
borçlarını yapılandırmaya başladıkları andan itibaren faydalanabilecekler. Diğer taraftan da yeni bir düzenleme yapıyoruz. Bu ihya ile ilgili başvurma imkanında yapılandırmalarda geçmişte bu hizmetlerini donduranların faydalanma imkanı yoktu. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz vergi ve prim yapılandırmalarında bu sürece ihya edilme sürecini de dahil ederek yani donduranların da yapılandırmadan faydalanmalarını sağlayarak şu anda hiçbir vatandaşımızın sağlık hizmetiyle alakalı sıkıntı yaşamamasının şartlarını oluşturmuş durumdayız. Şimdi az önce anlatırken genel sağlık sigortasından bahsettiniz. Onu bir daha açalım mı? 30 Nisan'a kadar bizim genel sağlık sigortası ile ilgili biliyorsunuz ülkemizde nüfusumuzun %98'i genel sağlık sigortası kapsamında. Bu sistemden bir prim ödeyerek faydalanan sigortalılarımız var. Bir de prim ödemeden gelir yetersizliği ya da çalışmama gibi sebeplerle 61 TL her ay ödeyerek bütün sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı var vatandaşlarımızın. Bu 61 TL ile alakalı olarak geçmişten gelen borçlar vardı. 2015 senesinde biz bir borçları sildik ve yeniden yapılandırma imkanı getirmiştik. Ama bu imkanı getirmemize rağmen bu borçların ödenmesiyle alakalı süreçlerde yaşadığımız bazı durumlar sebebiyle 30 Mart'a kadar bir imkan vermiştik. Gelir testinizi yaptırın. Gelir testinizi yaptırdıktan sonra eğer ki asgari ücretin, brüt asgari ücretin 1/3 oranında kişi başına aile içerisinde düşen bir gelir varsa biz onların borçları ile ilgili süreçleri sıfırlıyorduk. Eğer üzerindeyse de tekrardan 61 TL üzerinden yapılandırma imkanı getireceğiz demiştik. Bununla ilgili sürecimizin tarihini uzattık. Aralık 2018'e kadar genel sağlık sigortası borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla alakalı süreci başlatmış oluyoruz. Eğer ki başlatmasaydık sağlıkla ilgili bu imkandan faydalanmayan vatandaşlarımızın sağlık hizmeti almayla alakalı bazı sıkıntılar yaşaması söz konusu olabilecekti. Onların da sıkıntı yaşamasının önüne geçilmiş oldu. Paketteki önemli maddelerden biri aslında doğrudan sizin bakanlığınızla da alakalı değil ama imar barışı. 13 milyon binaya yapı kayıt belgesi verilecek. İmar barışı var. Diğer taraftan yaşlılık aylığı alan vatandaşlarımız var. 65 yaş üzerinde biliyorsunuz. Onların da aylıklarını 500 TL'ye kadar çıkarılmış durumda. Ve toplamda 3 aylık 1500 TL liralık bir yaşlılık aylığı bundan sonra alacaklar. Bu da önemli. Beklenti içerisinde onlar alanlardan biriydi. Yine vergi ve prim borçları ile ilgili yeniden yapılandırma imkanı getiriyoruz. Az önce de ifade ettim. Geçmişten gelen yapılandırması olanlar tekrardan bu imkandan faydalanmak istedikleri zaman başvurduklarında peşin ödeme şimdiye kadar ödemelerini yaptılar. Kalan miktarları peşin ödemek istediklerinde %90'ını faizlerinin silmiş olacağız. Yine peşin ödeme imkanı getiriyoruz avantajlı şekilde tüm borçlarla alakalı olarak. Yine burada yurt içi üretici fiyat endeksi üzerinden tekrardan hesaplanması faizlerin söz konusu olacak. Geçmiş faizleri silip yeniden değerlendirme oranında bir faizlerin belirlenmesi söz konusu olacak. Burada da oldukça avantajlı bir konum olacak. Yine belediyelerimize 144 aya kadar borçlarını yeniden yapılandırma imkanı getiriyoruz. İl özel idareleri, spor kulüplerine 36 taksite kadar borçlarını yeniden yapılandırma imkanı getiriyoruz. Bağkurlarımız eğer borçlarını dondurmuşlarsa onları tekrardan ihya etme imkanı getiriyoruz ki bu çok önemli. Bugüne kadarki yapılandırmalarda olmayan bir durum. Bunun inşallah ben tüm işverenlerimiz ve esnaflarımızın faydalanması gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Çünkü sağlık ve sosyal güvence gerçekten önemli. Bu haklarını asla ikinci plana atmasınlar ve bu imkandan 24 Haziran'da yeni bir sayfa açıyoruz. İnşallah bu oluşturduğumuz paketle de esnaflarımıza, işverenlerimize vergi ve prim konusunda yeni bir sayfa açma imkanı getiriyoruz. Buna başvurdukları zaman, başvurdukları andan itibaren bütün istihdam teşviklerimizden faydalanmaya başlayacaklar. Bu sürecin katkısı istihdama da olacak inşallah. Ve %5'lik bir prim indirimi biliyorsunuz bağkurlarımıza getirmiştik. Yapılandırmaya başvurdukları andan itibaren bu prim indiriminden de faydalanma imkanı getiriyoruz. Yine peşin ödemelerde faizlerin %90'ını siliyoruz
ki bu çok avantajlı ve gerçekten faydalanılması gereken temel alanlardan biri diye ifade etmek istiyorum. Burada yeni yaptığımız bir düzenlemede iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle rücu olan alacaklar var. SGK'nın alacakları var. Bunu da ilk defa yine önemli işverenlerimiz açısından bu alanı da ilk defa yeniden yapılandırma kapsamına almış durumdayız. Tüm kayıtlarımızı çıkardık. Hangi alanlarda ne alacakla ilgili durum var, bunları ortaya koyduk. Tüm bunların temizlenebilmesi, vatandaşlarımızın yeni bir sayfa açabilmeleriyle ilgili bu paketimize tüm imkanları koymuş durumdayız ve vatandaşlarımızın lehine en avantajlı şekilde bunları yerleştirmiş durumdayız. İnşallah önümüzdeki dönemde her alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çiftçilerimizle ilgili, emeklilerimizle ilgili çok önemli düzenlemelerimiz var. Yine işçilerimizle alakalı, kamu görevlerimizle ilgili. Son dönemde bazı tartışmalar yapılıyor. İşte memurluk ortadan mı kaldırılıyor diye. Sayın Başbakanımız bir televizyon programına katılmıştı. Evet. Sorulan bir soru üzerine kendisi tamamen iyi niyetli olarak şahsi fikrimi de paylaşıyorum. Bence böyle olması gerekir diye paylaşmasına rağmen sanki böyle bir adım atılacakmış gibi yine bir kara propaganda başlamış durumda. AK Parti iktidarlarının geçmişten bu yana kamu görevlerimizle ilgili yaptığı çalışmalar zaten ortada. Mevcut sistemimiz neyse KPSS ile memur alımlarımız devam ediyor, ilanlara çıkıyoruz. Sözleşmeli personel alımlarımız devam ediyor. Bunlarla ilgili kariyer mesleklerle ilgili kamuda alımlarımız devam ediyor. Sistemimiz neyse aynı şekilde devam edecek. Buna da açıklık getirmeniz iyi oldu. 3,5 milyon bir kamu görevlimiz var. Hepsinin içi rahat edebilir. Hatta önümüzdeki dönemde güzel çalışmalarımız da olacak. 4B'dekiler izin konusunda bizlerden çok ciddi talepleri vardı. Özellikle 4C'deki kardeşlerimizin 4B'ye geçişiyle birlikte bu durum daha da netleşmiş durumda. 4B'lerin izin sürelerini çok iyi şekilde düzenlediğimiz yönetmelik değişikliğimizi de Maliye Bakanlığımızla birlikte tamamladık. Onu da Bakanlar Kurulu'na sevk etmiş durumdayız. Hı. Yine kamuda doğum sonrası yarı zamanlı. O da yakın zamanda hayata geçecek o zaman. Evet, çok yakın zamanda geçecek. Yine 4C'den 4B'ye geçirdiğimiz kardeşlerimizle ilgili biliyorsunuz %11 maaş zammı gerçekleştirmiştik. Bu anlamda bir iyileştirme ile birlikte geçişlerini sağlamıştık. Orada bir eksiğimiz kalmıştı. O eksikliğimizi de gideriyoruz. Maaşlarını alma zamanları. 4B'de çalışanlar maaşını alıp çalışıyorlar. 4C'de eskiden önce çalışıp sonra maaş alınıyordu. Şimdi bu iki durumu eşitliyoruz. Bunun da ben müjdesini buradan açıklamış olayım. Bunu da bu düzenlememizde Maliye Bakanlığımız Bakanlar Kurulumuza iletti. İnşallah kısa süre içerisinde bunun da kararını alacağız ve 4C'den 4B'ye geçen kardeşlerimiz 4B'lilerle aynı imkanlarda, aynı şartlarda maaşlarını bunlar almış olacaklar. Bunlar bağımsız olarak. Bunlar yine yaptığımız hazırlıklarımız, hayır paketin içerisinde değil, bunlar bizim uzun süredir çalıştığımız konular. Yine daha çok kadınlar bekliyor ama erkekler için de geçerli olan doğumdan sonra kamu görevlerimizin yarı zamanlı çalışma imkanı. Yarım maaş alarak çocukları okul çağına gelinceye kadar eşlerin, ebeveynlerin tercihlerine göre bu imkanı biz kamu görevlerimize getiriyorduk. Kısa zaman sonra demiştim. İnşallah onu da çok yakın bir zamanda netleştireceğiz. Biz bitirmiştik çalışmamızı ama Sayın Başbakanımızın bazı talimatları oldu. Birazcık daha bazı alanlarda kapsamla alakalı olarak bu talimatları da yerine getirdik. Aslında bunun hazırlığını da tamamladık. Tekrardan herhalde gelecek hafta Bakanlar Kurulumuzda sunumumuzu yaparız. Daha önce bir sunum yapmıştık ve bunu da sonuçlandırmış oluruz. Yani biz kamu görevlerimizle ilgili her alanda 4B'lisi, 4C'lisi, 657, 4A'lı olarak çalışan memurlarımızın tamamıyla ilgili de hala çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda kesinlikle içleri rahat olsun. Herhangi bir değişiklik sistemsel söz konusu değil. Biz İşçilerimizin, memurumuzun, çiftçimizin, emeklimizin, herkesin üçlü büyük Türkiye'de geleceğe daha umutla bakabilecekleri, çalışma koşullarını, yaşam koşullarını daha da iyileştirecek şartların arayışı, bu şartları oluşturmanın gayreti içerisindeyiz.
Bu anlamda AK Parti 16 yıldır yaptıklarıyla ortadadır. Ve gelecekte de bunlar yapacaklarının da teminatı ve garantisidir diyorum. Aslında her kesime müjde var. Şimdi anlattıkça gerçekten vatandaş, işte memura, emekliye, işçiye, her kesime müjde var. Şimdi tabii bu seçim paketinde de sonrasında gelecek adımlarda da müjdeler var. Az önce biraz değindiniz seçim ama... Seçim paketi demeyelim. Ben buna üzülüyorum. Evet, ekonomi çünkü paketi. Biz çok emek verdik. Uzun süredir. Oradan eleştiriye getireceğim sözü de onun için öyle dedim. Çünkü az önce biraz değindiniz ama şimdi ana muhalefet hem bir telaş paketi olarak yorumladı bunu, eleştirirken zamanlama eleştirisinde bulunuyor. Aynı zamanda bizim seçim beyannamemizde vardı ama o zaman kaynak yok denmişti. Şimdi kaynak nereden bulundu diye de soruyor ana muhalefetin, bu yönde de bir eleştirisi Türkiye var. Türkiye %7.4 büyüdü. Bu anlamda biz az önce de ifade ettim, emeğimiz, alın terimiz, işçilerimizin, bütün 81 milyon vatandaşımızın, büyüyoruz, güçleniyoruz. Türkiye'nin geliri, Türkiye'nin büyüklüğünü 3 kat arttırmışız 16 sene içerisinde. Bu ilk defa yaptığımızdayız. Biz emeklilerimizle ilgili her dönemde düzenleme yaptık. Kamu çalışanlarımızla ilgili her dönemde düzenleme yaptık. Bu anlamda bizim 24 Haziran'la alakalı olarak telaş içerisinde olduğumuz hiçbir alan yok. Her şey vatandaşlarımızın gözü önünde, kuracağımız ittifak, adayımız belli. Şu an imza sürecimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bu anlamda telaş içerisinde olması gerekenler henüz adayları belli olmayanlar ve bu konuda hala süreçlerle ilgili ortada, vatandaşlarımızın göz önünde her şey cereyan ediyor. Biz karıncalar gibi çalıştık. Ben 9 ay oldu Temmuz'dan itibaren. Her alanda 16 yıldır çalışıyoruz. 16 yıldır yaptıklarımızı şu an daha da iyi nereye getirebilirizin biz gayreti içerisindeyiz. Az önce ifade ettim, anketlerimizle, yapmış olduğumuz faaliyetlerimizle, projelerimizle, çocuk işçiliğiyle mücadele, mevsimlik tarım işçilerimizle ilgili, bunlarla ilgili biz 24 Haziran tarihi belirli olmasına rağmen biz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz hükümet olarak, Çalışma Bakanlığı olarak. Bu anlamda çalışmalarımız var, mutfak hazırlıklarımız var. Bunlar bizim daha önceden hazırladığımız konular. Seçim tarihi belli oldu diye bunları eğer gerçekleştirmeseydik bu vatandaşlarımıza karşı bir haksızlık olurdu. Biz bugüne kadar zaten yaptıklarımızda ortadayız. İlk defa yaptığımız çalışmalar değil. Bu hem vatandaşlarımızın gelir düzeyinde, Türkiye'nin geldiği aşamada. Dün ben Özbekistan'da, az önce size de dışarıda ifade ettim. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmanın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak iş adamlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, basın mensuplarımızla gördüler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak büyük bir gurur duydum. Ülkemizin şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği yeniden diriliş sürecini nasıl yaşadığını, orada nasıl karşılandığımız, mecliste Sayın Cumhurbaşkanımıza olan teveccüh, konuşmalar, 25 anlaşma imzaladık Özbekistan'la ve 5 milyar dolar inşallah ticaret hacmimizi geliştirme ile ilgili hedef ortaya koyduk. Heyetler arası görüşmelerimiz çok başarılı şekilde geçti. Mayıs ayında Çalışma Bakanlığı gelecek. Burada onlara bizler de kendi mevzuatları ile ilgili yardımcı olacağız, destek olacağız. Biz büyük hedeflerle, büyük hayallerle yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizin gücüne güç katmak için Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 milyon vatandaşının güçlü büyük Türkiye içerisinde gelecekle alakalı planlarını rahatlıkla yapmaları, onurla, gururla, evlatlarıyla, aileleriyle mutlu, huzur, refah içerisinde, özgürlükler içerisinde yaşamaları ile ilgili gayret gösteriyoruz. Hem uluslararası arenada hem ülkemizin içerisinde şu anda çok pozitif bir hava var. Maalesef pozitif hava uzun zamandır rahatsız ediyor. İnşallah rahatsız etmeye devam edeceğiz. Daha seçim beyannamemizi de açıklayacağız. Onunla ilgili de çalışmalarımızı güçlü şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda AK Parti 16 yıldır icraatleriyle, yaptığı çalışmalarıyla ve vermiş olduğu emekle başarıları imza attı. Her seçimden, sandıktan zaferle çıktı. Bu anlamda vatandaşlarımız biliyor. Hayatın her alanında hizmet alıyorlar, hizmetlerin kalitesindeki gelişmeleri her gün görüyorlar. Yollarımızda, sokaklarımızda, şehirlerimizdeki değişiklikleri bizzat yaşıyorlar. Bu anlamda bunları daha da arttırarak inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde
devam ettireceğiz diye inanıyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için, vakit ayırdığınız için. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu konuğumuzdu. Hem 1 Mayıs'ı konuştuk, aynı zamanda dün Bakanlar Kurulu sonrası açıklanan o müjde paketini konuştuk. Şimdilik hoşçakalın efendim.